söyleyenler böyle diyorlar ama hani şey anlamıyla cümle evet çok doğru gibi görünüyor. Ama bazen böyle klişe doğru görünen şeylerin aslında saçma sapan ve içi boş laflar olduğunu da anlamak gerek. Merkez center for diye bir şey yoktur, tekrar hatırlatalım. Center for zaten merkez forvet demek. Yani gelebileceği son nokta bence Didier Drogba diye düşünüyorum. Nesne TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Ne konuştuk programında? Çok değerli bir konuğum var bugün, Mert Aydın. Nasılsın Mert abi? İyiyim, sağ ol Sinem. Sen nasılsın? İyiyim ben de, karantina günlerinde olabildiğimiz kadar işte iyiyiz. Sen de İngiltere'desin. Böyle yıllar önce beraberdik Mert abi, sen daha İstanbul'dayken, NTV Spor daha varken. Böyle benim için de biraz nostaljik bir yayın olacak herhalde bu. Ama dersime çalıştım. Öyle. Ben de Türkiye'ye geldim ama yine farklı şehirlerdeyiz. Yani yapacak bir şey yok. Peki, unutulmaz 9 numaraları konuşacağız biraz aslında. 9 numara deyince ilk kim geliyor aklına? Öyle başlayalım istersen Mert abi. Tabii senin eminim listen uzundur. Hem eskilerden hem yenilerden birçok isim vardır aklında ama ilk gelen isimle başlayalım isterim. Kim var ilk olarak aklında? Yani benim için, sadece benim için değil zannediyorum. Yani Avrupa futbolu için, dünya futbolu için 9 numaraların tanımını değiştiren adam Marco van Basten'dir herhalde. Yani peki Marco van Basten'le başlayalım istersen. Evet, yani Marco van Basten'in özelliğini aslında şimdi çok fazla Marco van Basten tarzı oyuncu görüyoruz. Hani onun kalitesindedir değildir ayrı mesele ama o döneme kadar 9 numaralar ağırlıklı olarak şeyler de vardı. Yani çok kısa boylu, çok çabuk olanlar da vardı. İşte Gerd Müller gibi, Paolo Rossi gibi gol kovalayan, pozisyon kovalayan. Bir de hani hava toplarına hakim olanlar vardı. Ama bu hava toplarına hakim oyuncuların geneli birazcık ayaklarına top gelince bocalayan hani 2.15'lik, 2.20'lik pivotlar gibi düşün. Çok fazla topla ayak alışverişleri çok fazla olmayan oyunculardı. İstisnaları vardı ama hani bütün bu devrimi yapan da Marco van Basten oldu. Çünkü Marco van Basten hem çok uzun boylu hem de topu ayağına aldığı zaman hakikaten o dönemde hatta onu bir balete benzetirlerdi. Bir balet inceliğinde hareketler yapabilen bir oyuncuydu. Zaten hani Hollanda altyapısında yetişen bütün oyuncular gibi futbol zekası, oyun zekası çok yüksek. İşte seni görünce hep basketbol örnekleri vermek gerekiyor. Aklıma geliyor. Hani çok zeki pivotlar vardır ya, topu aldıkları zaman pota altında bir guard gibi pas da dağıtırlar. Evet. Günümüzde mesela Jan Veseli'de çok görmüştük onu, değil mi? Onun gibi. Ya, Van Basten'de bütün bu özellikler vardı. Bir de tabii ki insanların aklını başından alan, fizik kurallarını zaman zaman zorlayan goller atıyordu. Ondan sonra dünyada bu bir şey oldu. Yani bu tip forvet oyuncuları da çoğalmaya başladı. Belki altyapılarda teknik kazanan oyuncular daha fazla teknik yeteneklerini, pas yeteneklerini, ayak yeteneklerini arttıran oyuncularla farklı 9 numaralar oluşmaya başladı. Yıllar ilerledikçe hem mücadele eden, hem çok çalışan, hem çok gol atan oyuncular türedi. Yani bunların en güzel örneklerinden biri 90'lı yıllar deyince, 2000'lerin de başı deyince Gabriel Batistuta, yani Batigol. Evet. Çünkü Batistuta kısa boylu bir oyuncu değil. Arjantin'den çok fazla 9 numara çıkmamış mı Mert abi? Oraya gelecektim aslında. Hani Van Basten'le açılışı yaptık ama Arjantin bir 9 numara fabrikası gibi sanki. Doğru. Arjantin'de birçok şeyin fabrikası vardı ama 9 numaralar dediğin gibi doğru. Tabii Batistuta'nın özelliği şu. Batistuta ne Van Basten kadar uzun boylu ne de eski tip, hani mahalle arasında beleşçi dediğimiz tip bir oyuncuydu. Ama hani gol atmaya doyamazdı dediğimiz türden bir oyuncuydu. Yani hakikaten body goal. Abartmıyoruz. Abartmıyorum. İzleyenler de hatırlayacaklardır.
Hani kafayla, ayakla, frikikten, uzaktan, yakından, her yerden gol atabilen bir oyuncuydu. Şimdi böyle bir Bir tek Roma'da galiba giyememiş değil mi? 9 numarayı. Efendim? 9 numarayı bir tek Roma'dayken giyememiş galiba değil mi? Evet, Batistuta. Tabii. Yani aslında 1 numara bir sembol. Yani 9 numara, yani tabii. bazen de 10 numaralar diyoruz ya, hepsi 10 numara giymiyordu. Yani her 9 numarada 9 numara giymez ama dediğin doğru, o tip sıkıntılar olabiliyor. Gittiğimiz kulüpte bazen 10 numaraya Bir şey soracağım nasıl Mert abi. diyelim? Bir tane yorum okudum şöyle şu 9 numaraları böyle biraz çalışırken bu yayından önce de. Şöyle bir yorum vardı. Merak ediyorum senin de düşüncelerini. Bu 9 numaralar yanlarında çok iyi 10 numaralarla oynamıyor olsalardı bu kadar çok gol atamazlardı muhtemelen diye. Böyle bir biraz da eleştiri vardı 9 numaraya karşı. Katılır mısın böyle bir şeye? Ya 10 numara demeyelim. Sonuçta forvet oyuncusu. Şimdi şunu ayırt etmek gerekiyor. Bugün forvet meselesi Ronaldo ve Messi üzerinden dönüyor. Ronaldo ve Messi 9 numara diyebileceğimiz oyuncular değil. Kanat forvetlerden kendilerini merkeze atmış oyuncular. Ve bu oyuncuların tabii ki bir pasa ihtiyaçları var ama bunlar hani ekmeğini taştan da çıkaran adamlar. Yani tırnak içinde Ronaldo ve Messi orta sahadan topu alıp 5 kişiyi çalımlayıp gol atarsa buna kimse şaşırmaz. Ama eski Çok da dönemlerde gördük herhalde. Gibi on... Evet. Şimdi tabii ki öbür türlü 9 numara olduğun zaman ne kadar yetenekli olursan o birilerinin size pas atması gerekiyor. Onun için hani bunu söyleyenler böyle diyorlar ama hani şey anlamıyla cümle evet çok doğru gibi görünüyor. Ama bazen böyle klişe doğru görünen şeylerin aslında saçma sapan ve içi boş laflar olduğunu da anlamak gerekiyor. Yani tabii ki yani birileri pas atmazsa kimse gol atamaz. Böyle bir şey yok. Adam da aynı mantıkla 10 numaranın verdiği pasta kalenin içine atabilen bir adam olmasa asist de olmaz yani. O zaman 10 tabii, numaranın ben de işte elinde merak 9 numara. Ettim. Yani hani sürekli böyle 10 numaralar daha fazla konuşulur. O yüzden merak ettim ne diyeceksin diye. Klişe laf doğru gibi duruyor ama değil yani içi boş. Tabii aslında bir başka şey yapan adam da bütün bu noktada ne Van Basten tarzında olan ne Batistuta tarzında olan bir adam da Fenomen Ronaldo. Çünkü Fenomen Ronaldo'nun şöyle bir özelliği var. Orta sahadan herkesi çalımlayıp gol de atabilir ama aynı zamanda bir merkez forvet. Merkez center for diye bir şey yoktur, tekrar hatırlatalım. Center for zaten merkez forvet demektir. O çeviri azizliği biraz. Ronaldo yani Brezilyalı Ronaldo bir forvet ve bir santrfor ama ne Ronaldo Messi gibi ne Batistuta gibi ne Van Basten gibi kendine has bir adam. Yani hem sağdan orta yaparsan ayak dokunur, kafa atar, topa vurur. Hem frikik de atmaya başlamıştı sonrasında. Hem dripling, inanılmaz bir dripling yeteneği var. Genelde kanat forvetlerde gördüğümüz bir dripling yeteneği vardı. Aynı zamanda da çok güçlü bir oyuncuydu. Yani bazen bazı oyunculara güreşçi gibi derler. Mehmet Yıldız vardı. Hatırlarsın. Anladın mı? Bunlar da çok güçlüdü. Fadıl Vokri vardı. Ozan hatırlar şimdi içeriden. Rüksesinden. Bu evet o izliyordur. Aa, evet doğru diyordur şu an. Yani bu adamlar çok yani. Şimdi Ronaldo'da bunların hepsi vardı. Ben şimdi şey tartışması da değilim. Hangi Ronaldo daha iyi? Dönemler farklı olduğu zaman. Yani esas Ronaldo, hakiki Ronaldo. Herkes kendince çok değerli. Ama Ronaldo, Luis Nazario Ronaldo çıktığı zaman, ilk çıktığı zaman herkes wow demişti. Böyle bir şey görmedik biz. Nasıl bir şey bu? Anlatabiliyor muyum? Yani nasıl bir şey bu? Bir şey yani. Bir insan değil. Sonra sakatlıklar, hormonal problemleri nedeniyle çok kilo. O kilolu haliyle bile Real Madrid'de neler yaptığını hatırlıyoruz. Yani çok acayip yetenekli, çok farklı bir oyuncuydu. O sakatlıklar, çok fazla sakatlık geçirmesi onu maalesef belki olabileceğinden daha az konuşulur bir adam yaptı. Öyle söyleyelim. O da çok farklı bir
9 numara tipleri. Ki bu haliyle yani, bile kesinlikle futbol tarihinin en unutulmaz 9 numaralarından biri oldu tabii ki yani. %100. Ya onunla ilgili Carlos Alberto Pereira'nın müthiş bir şeyi var, anlattığı hikaye var. Biliyorsun Ronaldo 94 Dünya Kupası kazanan takımın kadrosunda hiçbir dakika bile almadan 18 yaşında turnuvayı final sabahı diyor, annem aradı diyor Carlos Alberto Pereira. Zannetmiş ki adamcağız. Annesi diyecek ki Carlos'cum başarılar, seni seviyoruz. O Ronaldo'yu oynat, Ronaldo'yu demiş annesi. Yani böyle bir durum var Ronaldo ile ilgili. Ama tabii ki Brezilyalı 9 numaraların da kendine has farklılıkları var. Yani Ronaldo'nun oynamadığı kupada Romario vardı. Romario mesela boyunda. Yani ondan sonra görünüşte hantal. Hani kesinlikle Ronaldo gibi önüne top attı. Mesela orada Bebeto vardı. Mesela önüne topu at koşsun. Ama Romario öyle bir oyuncu değildi. Yani öyle bir hızlı değildi. Hani bizim Rıdvan Hoca tarzı bir oyuncu hiç değildi. Hı hı. Ama ceza alanı içinde anlık hızı, ivmelenmesi, topla birlikte abi, top ona gelmiş demeye kalmadan topu kale ağları içinde bulabileceğim bir oyuncu tiplemesiydi. O da farklı bir oyuncuydu. Yani çok kendine has, yani bir hani buna benziyordu. Romario'ya çok benzer diyebileceğimiz bir oyuncu bulamazsın. Ya bunlar çünkü dediğim gibi çok farklı tipte oyunculardı. Ve de neden hep geliyoruz gidiyoruz 90'lı yıllar ağırlıklı konuşuyoruz? Çünkü 2000'li yılların ortalarından itibaren santrforlar artık ille de takımın en çok gol atan, en belirleyicisi oyuncusu olmaktan çıktılar. Santrfor yani aslında değişti. Futbolun yani bugün değiştiğine dair değil mi? Çok net bir kanıt oldu elimizde aslında. Del Bosque harbi 4-6-0 oynattı. Yani harbi derken bazen şimdi mesela Messi ile oynayınca da Barcelona bazen 4-6-0 dedi ama Messi forvet. Hani santrfor değil. Onu forvet. Bir gibi yazabiliyoruz ama, yani. Evet. Fabregas'lı, Xavi'li, Iniesta'lı İspanya'yı izledik. Yani 6 tane saf net orta saha oyuncusuyla oynadı. Şimdi 9 numaralar hani bu kadar kaybolacak bir grup mu değil ama günümüzde zaman zaman hani şöyle var. Fenerbahçe'nin santrforu 20 gol atmalı. Bilmem işte Real Madrid'in abi atmayabilir. Senin kanat forvetleri için çok değerlendi. Kanat forvetin 10 numaran zaten 30 gol atacak seviyedeyse forvetinin belki asist sayısı, forvetinin belki santrforunun belki deplase ne kadar deplase olduğu çok çok önemli olabilir. Ha, santrfora bağlı da olabilirsin. O ayrı mesele. Onda da bir sakınca yok ama artık ya artık savunma oyuncuları bile ne bileyim 6-10 gol arasında gol atmaya başladılar. Yani öyle bir salt 9 numara sistemi çok kalmadı dediğin gibi Mert abi ya. Günümüz futbolunda gerçekten. Yani 9 numara oynayan o tarz oyun takımlar da var. Ama yani hepsinin böyle olduğunu söylemeyiz. Çünkü forvet tiplemesi, gol atan oyuncu tiplemesi, yani o tiplemeyi taktım ağzıma gidiyorum. Neyse. O kadar değişti ki. O yüzden hani Messi ile Ronaldo örnekleri bunun şey yani Messi ile Ronaldo için şunu diyebilir miyiz? Bunlar 10 numaradır. Messi oynatılmaya çalışıldı ve olmadığı ortaya çıktı. Yani Arjantin milli takımında. Ronaldo zaten değil. Tam kanat forvetler mi? Öyle başladılar. Ronaldo'nun direkt kanat oyuncusuydu. Portekiz zaten hani santrfor yetiştiremiyor biliyorsun. Yani yetiştirmekte çok zorlandı uzun yıllar. Yani işte biraz o da ondan kaynaklandı. Çünkü kanat forvetleri bu kadar güçlü olan bir ülkede santrforun çok gol atmasını beklemeyebiliyorsun. Yani Hugo çok da gerek kalmıyor. Oyun yapan sistemini onu öbür türlü kuruyor zaten. Bir şekilde yine sonuca gidiyor. Sonuçta Avrupa şampiyonu oldu yani Portekiz'de. Evet ama o biraz acayip oldu yani. Hani onun tabii değişik bir şey. İlk grupta hiç maç kazanmadan çıktılar falan ama yani sonuçta oldu bir şekilde. Ronaldo'nun finalde maçın başında çıktığı bir maçta yedek santrforun uzaktan golüyle kazandılar falan. Garip bir şey oldu. Ama yani mesela hani şimdi Fernando Torres. Ne diyeceğim Fernando Torres? İyi döneminden bahsediyorum. Fernando Torres sonuçta santrfor yani.
Ama Fernando Torres'i kimle karşılaştırabilirsin eskilerden, 90'lı yıllardan? Mümkün değil, karşılaştıramazsın. Çok kendine Peki has İngiltere'ye bir gidelim. çok... Mert abi, İngiltere'yi de biraz konuşalım istersen. Evet. Aslında İngiltere yıllarca İngiltere Ligi klasik santrforların çok fazla olduğu bir ligdi. Bugün bile yani Burnley takımında bayağı kapı gibi arkadaşlar var mesela. Yani hani ben statta canlı da gördüm. Hani ben kapı gibi düşünüyordum ama ev kapısı gibi düşünüyordum. Bayağı hani asker giriş nizamiye kapısı yani bu oyuncular. Genişlik. O yüzden şeyler ne derler? İngiltere'de biraz daha farklı işler, farklı şekilde yürüyor. Tabii ki işte Liverpool gibi, Manchester City gibi biraz daha futbolunun dışında teknik direktörleri, menajerleri, oyuncuları dolayısıyla Avrupa futboluna dayanmış takımlarda bu değişmeye başladı doğal olarak. Bunlarda yani Roberto Firmino için yani Roberto Firmino 90'lı yıllarda olsa bu kadar bu şekliyle santrfor oynar mıydı? Ben çok emin değilim. Bak farklı yerlerde oynayabilirdi ama santrfor oynamazdı bence. Oynatılmazdı. Mesela çünkü şimdi atacağı... yine baktığımda işte Alan Shearer değil mi? Robbie Fowler, eşi Andy Cole, hani bunların arasına yazabilir miydik? Yazmazdın. Alan Shearer yani makineydi yani. Alan Shearer'ın da tabii şey özellikleri var. Yani Alan Shearer de aslında çok klasik hani tırnak içinde Andy Carroll tarzı bir santrfor hiç olmadı. Çok hareketli bir oyuncuydu Alan Shearer. Alan Shearer'ın sadece aman abi ceza alanında dokundurmayalım diyemezsin. Adam 30 metreden de çakıyordu topu içeriye. Yani çünkü özel bir adamdı Alan Shearer. Mesela onun öncesindeki model Gary Lineker modeli. Gary Lineker de belki çok çok klasik işte İzbandut gibi santrfor'a uygun bir adam değildi. Gary Lineker hem nasıl bir oyuncuydu? Zarif bir oyuncuydu. Zaman zaman dribling de yapardı ki Cruyff onu sağ açık kullandı Barcelona'da. Çok biraz garip, onun için de çok değişik bir dönem olduğunu hep anlatır Lineker. Ama aynı zamanda da hani o beleşçi özellikler de onda vardı. Nerede ne zaman biteceği çok belli olmazdı. Ama o da farklı bir oyuncuydu mesela. Çok klasik bir İngiliz oyuncu, İngiltere Ligi oyuncusu, çok klasik bir İngiltere Ligi oyuncusu değildi Gary Lineker'de. Ama işte o dönemlerde mesela Niall vardı, İrlandalı. 1.90 üzerinde boyu vardı. Cascarino vardı yine. Bunlar hep önemliydi. Ama Andy Cole senin söylediğin gibi o biraz daha kısa boylu. York'la birlikte çift santrfor. Bir de o dönemlerde çok fazla dünyada çift santrfor oynama. Bizde de abi çift santrfor oynatmak lazım bu takıma. Çift santrfor diye çok ağlanmış diyorlar ya. Ana mesele şudur. Çift santrfordan öte sizin eğer 4 tane forvetiniz varsa bunların birisi santrfor olabilir ama diğer üçü de gol atıyorsa ve o alandaysa zaten siz aslında 4 forvetle oynuyorsunuzdur. Yani çift santrforun tek başına bir anlamı yoktur. Onu ifade etmek lazım. Onu çok az o sırada hepimiz bu konuyu çok anlayamıyorduk herhalde. Ben de dahil olmak üzere. Çift santrfor geyiği vardı. İşte o eski dönemlerde çift santrfor öyle oynanırdı. Daha eskilere gidersek daha başka şeyler var. İşte Keegan Toşak 70'li yıllarda biri kısa boylu, biri uzun boylu. İki santrfordan oluşan bir forvet attı Liverpool'un meşhur. Bu tip tabii o zaman sonuca gidebilmek için en mantıklı kombinasyon aslında, öyle değil mi? Real Sociedad yıllar sonra yaptı bunu 2000'li yılların başında. Nihat Kahveci, Darko Kovacevic. Yani uzun boylu, uzun kısa formülü uzun kısa formülü zamanında kullanıldı. Onlar biraz daha ne diyelim daha modernize edilmiş haliydi Keegan Toşak ikilisinin ama. Peki Patrick Kluivert desem? Evet, Patrick Kluivert aslında başladığımız yere geri dönelim, Hollanda'ya gidelim yine. Evet, yani Kluivert'ta aslında bir dönem Hollanda santrforları, Hollandalı santrforlar bayağı ön plandaydı. Yani işte Kluivert bunlardan bir tanesiydi. Kluivert tarz olarak, boy post olarak Van Basten biraz daha kiloluydu Van Basten'den ama ona benzeyen, yani
zaman zaman 9 numarada oyun kurucu gibi de oynayabilen, topları sağa sola indiren ve çok da gol atan bir oyuncuydu. O bunlardan bir tanesiydi Hollanda ekonomi. Hollanda'da çıkmış çok enteresan bir oyuncu daha vardı. Aslında Hollanda liginde hiç ünlenmeyen, Portekiz 2. ligine genç yaşta gidip Portekiz'de ünlenip İngiltere liginde parlayan bir oyuncu vardı. İspanya'da da oynayan. Jim Floyd Hasselbank. Mesela Jim Floyd Hasselbank daha kısa boylu, daha mücadeleci. Hem beleşçi hem de uzaktan, yakından, her yerden, bulduğu yerden vuran bir oyuncuydu. Çok farklıydı. Yani mesela işte Van Basten ekolünün devamında Van Hooydonk'lara falan gidiyoruz. Ama Jimmy Floyd Hasselbank tipik bir Hollandalı santrafor değildi. Zaten Hollanda'da farklı bir ekoldü. Kendi liginde hiç önemli bir oyuncu olmadı ama daha sonraki yıllarda İngiltere'de ne kadar başarılı olduğunu hepimiz hatırlıyoruz. Bu arada Kluivert'ın rekorunu da milli takımdaki rekorunu da Robin van Persie kırıyor. Ona kadar en golcü oyuncuydu aslında. Evet, tabii Robin van Persie'ye geldiğimiz Robin van Persie de aslında kanat forvetten santrforluğa geçmiş bir oyuncu gibi duruyor. Yani tam olarak eski tip bir santrfor olarak nitelendiremeyiz van Persie'yi de. Bunu da söylemek lazım. Dediğim gibi ilerledikçe, yakınlaştıkça zaman. Ama daha geriye gidersek mesela Almanya bu konuda çok acayip değişiklikler yaşamış bir ülke. Yani benim çocukluğumda sen hatırlamazsın. Hurubeş vardı mesela. Yani Hurubeş şöyle söyleyeyim sana. İri yarı güreşçi gibi, bayağı güreşçi gibi hava toplarında çevresindekileri yıkar, o topa vurur. Öyle bir adamdı. oradan gelinen noktada şimdi Alman milli takımda kimlerin en önde olduğunu düşünürsek çok çok farklılıklar yaşandığını görüyoruz arada. Yani arada Oliver Bierhoff oynadı. O daha klasik santrfora benzeyen bir oyuncuydu. Mario Gomez oynadı mesela. Ondan sonra bir dönem işte Klaus Allofs'lar falan vardı. Bunlar hep farklı tipte oyuncular. Almanlar da o anlamda çok değişik şeyler, isimler ürettiler. İtalya'yı konuşmadık galiba. Inzaghi'yi sorsam sana Mert Aydın. Inzaghi, onunla ilgili şeyin nefis bir lafı vardır. Her şeyde Ferguson'a hani her lafı onun söylediği zannediyor ya, bunu da galiba o söylemişti, emin değilim. Born offside. Yani bu kadar çok offside. Kolay değil ama Filippo Inzaghi çok bir oyuncuydu. Ne derler? Yani gol yollarında inanılmaz, gol şansı yüksek, nerede ne zaman duracağını çok iyi bilen bir oyuncuydu. Ama biraz nasıl derler? Sarsak bir oyuncuydu. Yani eli kolu bir yana gider, gol atacakken rakip oyuncunun dudağını patlatabilir, eli çarpar falan. Böyle bir adamdı yani. İtalya'nın en iyi olduğu olan santrfor değildi tabii, değil mi? Özellikle 90'larda yani Mert Aydın. Bir de İtalya'da forvet tiplemesi çok farklıydı. Yani işte Di Natale'leri falan düşünürsek. Yani kısa boylu, hızlı. Neden? Çünkü arkalarında mutlaka o gol işini de yüklenen birçok takımda oyuncu var. Mesela Roberto Baggio var. Roberto Baggio bir santrfor değildi. Ama her zaman milli takımda en çok golü Roberto Baggio atardı. Farklı. Peki yavaş yavaş oyun tiplemesi olarak. Yani yavaş yavaş sonuna geliyoruz Mert Aydın. Başını sen bir oyuncu seçerek başlamıştık. Sonunda da yine sözü sana bırakacağım. Kimi konuşmak istersin? Kimi atladık unutulmazlar arasından? Yine sana bırakacağım. Ne dersin? Emin ol bir sürü adam atlamışızdır. Çünkü çok fazla var. Yani hani bununla ilgili 6 program falan yaparsak herhalde kimseyi kırmadan herkese ben mesela şu Arjantin sıralamasında Crespo'yla Di Stefano'yu herhalde bir de yazmışım yanına. Ya eklemek istediğin ya da böyle son olarak kapanışta biraz acayip çünkü şimdi tabii şunu söylemek lazım. Di Stefano'nun oynadığı dönemde takımlar 5 forvetle oynuyorlar. O yüzden Di Stefano'ya tam anlamıyla santrfor demek çok kolay gelmiyor bana, bilmiyorum.
çok da izlemedik. Yani hani siyah beyaz bilgilerden gördüm ve anlatılan okuduklarım üzerinden konuşursak. Ama Crespo daha farklı. Yani Crespo Batistuta'nın dan daha hareketli, daha farklı bir oyuncu. Yani İtalya Ligi'nde çünkü özellikle çok başarılı olmanın yolu biraz o boğuşmayı da iyi becermekten geçiyor. Özellikle 90'lı yılları söylemek gerekirse. Crespo bunu çok iyi yapabilen bir oyuncu. Yani İngiltere Ligi'nde de oynadı Crespo ama hiçbir zaman o İtalya'daki performansına ya da başarısını ben erişebildiğini düşünmüyorum Crespo'nun. Ama İtalya Ligi için vazgeçilmez. Hem top tekniği yüksek, gol sezgisi yüksek bir oyuncuydu. Batistuta biraz daha farklı bir oyuncu. Yani Batistuta ve Crespo birlikte oynayabiliyorlardı zaten. İkisi de birbirini tamamlayabiliyordu. Bunu söylemek gerekiyor. Tabii bir Var de mıdır başka biri çok peki? iyi. Yani yine o dönemlerde Balbo falan vardı. Hani bir takım Arjantinli santrforlar çok fazla karşımıza çıkıyordu değişik takımlarda ama Mert abi, sonuçta hani kapatırken Martin sana şunu Palermo sormak istiyorum. Bu hani günümüzde biraz değişti tabii durum. Hani tam olarak salt böyle 9 numaralardan ziyade oyun da farklılaştığı için biraz daha çok yönlü isimler ya da oyuncular oluyor dedik ama mesela günümüzden sayacak olsan kimleri yazabiliriz? Mesela işte Luis Suarez, Lewandowski, bu listeye girer mi? Yoksa çok da girer. artık o 90'lı Özellikle 9 numaraları ben göremiyor muyuz? eski tip bulmak çok kolay değil işte. Yani bazı takımlarda var ama yani Lewandowski de mesela şey olarak tam uyuyor. Yani hani çok gol atan, devamlı gol atan hani direkt en önde bulunan oyuncu anlamında. Ama mesela Suarez'e emin değilim. Yani Suarez çok gol atan bir oyuncu ama Suarez'e santrfor olarak ya santrfor olarak oynadığı tabii ki çok maç vardır ama hani eski tarz bizim kafamızdaki hayalimizdeki santrfor olarak düşünmek çok kolay değil. Çok gol atan hani kanat forvete çok daha uygun bir oyuncu bence Suarez yetenekleriyle de tarzıyla da. Yani öyle oyuncular bulmak dediğim gibi çok kolay değil. Yani Burnley'e falan gitmek lazım. Ya da İngiltere alt liglerine falan gitmek lazım. Daha böyle izbandut gibi çarptığın zaman savunma oyuncusu santrforlar bulmak artık çok kolay değil. Eskiden bize şöyle şeyler derlerdi. Abi alacaksın bir İngiltere alt liglerden bir tane güçlü adam. Öne koyacaksın. Aslında benzer bir şey oldu. 88 yılında Beşiktaş İngiltere'de Queen's Park Rangers'ta takıma giremeyen genç bir oyuncuyu kiraladı. Les Ferdinand'ı. Les Ferdinand izbandut gibi bir santrfor değildi. Ama çok özel bir oyuncuydu. Daha sonra zaten İngiltere milli takımına kadar yükseldi. Premier Lig tarihinin en çok gol atan oyuncularından bir tanesi oldu. Onun hani Türkiye Ligi'ne etkisinin çok yüksek olduğunu gördük. Ama bu dediğim 30 sene önceydi. Yani 30 yılda futbol değişti, oyuncu tipleri değişti. Bir tek şunu ekleyelim, hiç adından bahsetmedik. Bence çok ayıp ettik. Didier Drogba'dan bahsetmemiz gerekiyor herhalde. Yani Evet. Didier Drogba aslında bütün konuştuklarımızın totali bir oyuncu diyebiliriz. Bak, özellikle Batistuta ekolünün, öyle Hepsini söyleyeyim. barındıran muhteşem bir yetenek ile, değil mi? Batistuta ekolünün geldiği son noktaydı bence. Hani işin içine bilim, o bu girdikten sonra yani gelebileceği son nokta bence Didier Drogba diye düşünüyorum. Yani fiziksel olarak inanılmaz güçlü, orta sahada da gider çarpışır. Onu yapar, bunu yapar. Sonra her noktadan gol atabilir. Uzaktan, yakından, kafayla, ayakla her şeyi yapabilecek bir oyuncu. Belki de Didier Drogba'dan sonra bir Didier Drogba tarzı bir oyuncu gelir mi? Çok çok emin değilim. Peki, yavaş yavaş o zaman noktalayalım. Çok teşekkürler Mert Aydın. Seninle yayın yapmak gerçekten büyük keyifti, büyük de ayrıcalıktı. Unutulmaz 9 numaraları konuştuk seninle beraber. Sen konuştun, ben de büyük bir keyifle dinledim aslında. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet, Nesne TV'de Mert Aydın'la beraber ne konuştuk da 9 numaraları konuştuk. Biraz şöyle 90'lara, eskilere gittik, hatta daha öncesine gittik. Yine programlarla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşça kalın.